Bugün Dirt Talks'un ilk bölümünü yapıyoruz. Sevgili Murat Erdoğan ile beraber. Merhaba. Dirt Talks'ta bizim amacımız teknoloji hakkında, güncel konular hakkında birlikte konuşmak. Bunu da birlikte konuşurken dedik ki, kendi aramızda konuşmayalım. İnsanlarla da paylaşalım. Paylaşmak güzel de biliyorsun şu Aynen, anda. kesinlikle. Bunu da paylaşım yapabileceğimiz bir hale getirelim istedik. Bu yüzden Digitalk diye bir proje başlattık sevgili Murat abiyle. Buradan biraz kendinden bahset istersen, sonra ben de kendimden bahsedeyim. Hemen hızlı bir giriş yapalım. Emarsus adlı bir Avusturya menşeli bir şirkette çalışıyorum. E-mail marketing üzerinden. Yaklaşık bir sene olacak Nisan ayında. Bütün Türkiye'deki ve dünyadaki büyük şirketlerin e-posta göndermelerini biz yapıyoruz. Hem teknoloji sunuyoruz hem de danışmanlık veriyoruz. İşimiz gereği de hem e-ticaretle ilgileniyoruz, hem e-mail marketing, e-posta pazarlama, hem de sosyal medya ile ilgili. Aslında dijital pazarlama ile ilgili her türlü konuyla ilgileniyoruz işimiz gereği. Okuyoruz, çalışıyoruz, araştırıyoruz ve sizlerle de paylaşacağız bundan sonraki Şu haftalarda. anda ülke müdürü olarak Evet, yakın görev yapıyorsun. zamanda evet öyle bir şey oldu. Yük müdürü olarak devam ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben de şu anda kendimden bahsedeyim biraz. Ben de Digital Youth'ta sosyal medya üzerine ve dijital projeler üzerine çalışıyorum. Yani dijital pazarlama, sosyal medya ilgi alanlarından bir tanesi. Daha önce zaten bir söylediğimiz gibi sizlerle paylaşmayı sevdiğimiz için birlikte böyle bir internet programları serisi hazırlamaya çalışıyoruz. İlk program olduğu için Hatalarımız olabilir. mutlaka. Lütfen bunları mazur görün. Sosyal medyada hangisinde aktifsin? Hadi oradan başlayalım. Başlayalım. Facebookçu musun, Twitter'cı mısın? Hani bir ara böyle programlar vardı ya. Taksi programları, BBG. İşte Ayşe'ci misin, Ahmet'ci misin? Aynen. Sen necisin? Ben aslında Facebook yüzünün halen de daha çok olduğuna inanıyorum. Neye göre? Twitter mi? Google Plus mı? Twitter ve Google Plus'a göre her ne kadar yayını şu anda Google Plus üzerinden Hangout'unu gerçekleştiriyor olsak da Google Plus'ı seviyoruz. o yüzden seviyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları için Google. Hangout ve YouTube üzerinden bir canlı yayın imkanı tanıyorlar. Evet. CEO'suna teşekkür edeceğiz Google'un. Eric neydi? Evet, kurucular özellikle Bizi buradan Google'u var duyuyorsa. ettikleri için teşekkür ederiz. Kesinlikle. Niye Facebook? Neden Facebook? Çünkü halen daha kuvvetli iletişim. Yani hem görsel hem video ve diğer noktalarıyla hala daha Facebook daha üstte. Bunun yanında bir CRM aracı olarak, evet, Twitter şu anda belki insanların şikayetleri, markaların iletişimleri bir yol. Evet. Ama bunu işte belli kraker sınırları üzerinden yapıyor. Ancak Facebook'ta bu şikayetleri, desteklerini daha uzun bile getirebiliyorlar. Sen de benim gibi 140 karaktere sığamayan adam mısın? Aslında biraz öyle denebilir. Twitter'da biraz daha azlık paylaşımların yapıldığı bir mecra diye düşünüyorum. Tabii orada şöyle bir nokta da var. Tabii ki de Facebook strong. Ancak Twitter'da Facebook'u hemen arkasından gelen bir sosyal ağ diye düşünüyorum LinkedIn'e kullanıyor musun? Ya da ne bileyim Pinterest'i ya da ben. kullanan şirketleri nasıl görüyorsun Türkiye'de, dünyada? Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii ki de hepsini aktif kullanıyorum ama özel yaşamımda hangileri kullanıyorum diye sorarsanız özel yaşamımda daha çok Facebook, Twitter, LinkedIn'e açıkçası ayda bir kez veya iki kez bakabiliyorum. İnanılmaz güzel bir mecra. Evet, Özellikle çok burada değerli bilmediğini düşünüyorum ben. aynen öyle. Yani Türkiye'de yavaş yavaş keşfediliyor. Ben zaman zaman üniversitelere gittiğimde çocuklara seminer verdiğimde böyle birer saatlik kariyerle alakalı seminerler veriyorum. Diyorum ki LinkedIn hesabınız var mı? 100 kişilik yerde belki 3-5 kişi el kaldırıyor dedim. Bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Staj arıyorsa, iş arıyorsa inanılmaz güzel bir mecra. Yani orada çok güzel HR, insan kaynakları grupları var. Türk firmaların olduğu, bütün insan kaynakları müdürlerinin olduğu ve insanlar orada çok rahat bir şekilde. Ben yeni işimi oradan buluyorum. LinkedIn'dan. Yani LinkedIn'in o Kesinlikle. yüzden özel bir yeri Kesinlikle. var. Ben daha çok Seviyorum şeyi görüyorum. İnsan kaynakları müdürleri, insan zaten. kaynakları müdürlükleri. Onun yanında headhunter'lar. Headhunter'lar tabii. Oldukça fazla kullanıyorlar LinkedIn'i aslında. Dediğim gibi Kesinlikle. Murat abi, iş arama esnasında olan, iş değiştirme esnasında olan bunu düşünen kişilerin aktif kullanması gereken bir mecra Aslında sadece iş kesinlikle. olarak düşünme. İnanılmaz profesyonel bir networking yapma şansım var. Ben çok Evet. güzel network yaptım. Kesinlikle normal hayatta da kullanılabileceğini Aynen. düşünüyorum ama henüz Türkiye'de maalesef LinkedIn çok farkında
değiliz gibi geliyor bana. Ya doğru kullanılmıyor. Mesela hiç tanımadığınız bir insan. Bu ara LinkedIn'de çok moda oldu. Belki sizlere de geliyordur. Tanımıyorsun. Referans yazdım. Referans yazıyorlar. Ya ben Evet. Bu sana kadar istek onun üstünden aynen. 10 vereyim. Senin olsun, paşa gönlün hoş olsun. Beni de sorarsan ben Squarespace'ciyim. Facebook'un gücüne inanıyorum. Ve Facebook'u seviyorum. Çünkü benim aslında bu sosyal medyanın gücüne inanmam 2 sene önce başladı. 2 sene önce oturuyorum şirkette, eski şirketimde. Çok da canım sıkılıyor falan. Ne yapayım, ne yapayım? Ya dedim, ben eğitim vermek istiyorum. Freelance eğitim işte. Hangi konuları verebilirim? Şu, 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 şu. Satış, pazarlama, müşteri memnuniyeti, telemarketing, sosyal medya vesaire. Dedim bu nasıl geleceğim, insanlar nasıl göreceğim? Flyer basacağım, e-mail yapacağım, şunu dedim ki bunlar çok uzun ve şey işler. E-mail marketing gücüne inanıyoruz ama Kesinlikle. sosyal medyada bir gün, hiç unutmuyorum, 2 sene önce tam o zamanlar Facebook'ta yazdım, bir özlü bir söz yazdım. Telemarketing ile alakalı. İşte Türkiye'de yapılan telefon görüşmelerinin %80'i bilmem ne bilmem ne oluyor. Daha detaylı bilgi için lütfen şu tarihte yapacağımız eğitime katılın. Bu arada ortada eğitim yok. Bunu duyanlar diyecektir. İlk defa açıklıyorum. Hadi ilk programın telefonu. Sonra telefon geldi. 1 saat sonra falan takipçilerimden iş yaptığımız, eskiden iş yaptığım birisi. Biz de eğitim almak istiyoruz. Çok güzel. Gittim, görüştük, Çok ettik. çağrıcılık bir cüresi. Ve ondan sonra ve bu arada eğitim yapacağız. Not yok, bir şey yok dedim. Tamam dedim. Bir ihtiyaç analizi yapalım. Ondan sonra yaparız falan derken 3 hafta sonra eğitim yaptık. Resimleri çektim. Facebook'a koydum. Herkesi tekledim. 2 hafta sonra, en geç 2 hafta sonra bir telefon geldi. Ben arkadaşımın Facebook resmini gördüm. Baktım, telemarketing eğitimi almışlar. Sordum, çok memnun kalmışlar. Biz de almak istiyoruz. Ve böyle viral bir güçle başladı. Abartmıyorum, 45 tane eğitim verdim. 2 sene Oh. içerisinde de. Ki yaz dönemi eğitim olmaz yani. 1,5 sene de. 45 eğitim ve sırf Facebook'un sayesinde. Yani Google Plus, Twitter, LinkedIn bunlar da etmen ama blog yazmaya başladık falan ama Facebook viral bir etki. Yani Facebook'u kimse, tüm şirketler Kesinlikle. dikkate almalı. Yani Kesinlikle. bir de tabii ben şöyle düşünüyorum, katılır mısın? Geçenlerde bir röportaj vardı galiba, Sina Afra Markafonya bir şey söylemişti. Hani bir sosyal medyanın satın almaya, müşteri satın alır mı almaz mı? Kesinlikle evet. Öyle Sen ne bir düşünüyorsun? şimdi orada şöyle bir söz sarf etmişti. Ben hatırlamıyoruzdur diye düşünüyorum. Umarım. Sosyal medyada yaptıkları işte paylaşımlarda veya sosyal medyada yaptıkları yatırımlarda 1/5 oranında bunu satışa dönüştüğünü söylemiş. Yine fena değil ama. Aslında gene fena değil baktığımız zaman. Ama sosyal medyadan ben de şunu beklemek yanlış. Bir satış olsun. Mutlaka paylaşım yaparak satış yapmak aslında yanlış. Tabii ki sosyal medya bir nokta şirketi başarıya götürüyor. Satışları artık bir etki yapmıyor ama bunu birazcık markayı yönetmek olarak düşünmek, markanın algısını oluşturmak olarak düşünmek gerekiyor açıkçası diye düşünüyorum. Yani bir sosyal medya varlığa şirketlerin direkt bir satış kaygısı taşımaları maalesef onları başarısızlığa ve yaptıkları işleri de başarısız olarak görmelerine sebep oluyor. Kesinlikle. Bu yüzden daha çok bir marka algısı oluşturmak, bir CRM kanalı olarak kullanmak, Kesinlikle. müşteriyle birebir konuşabildikleri bir mecra olarak kullanmak daha önemli Aslında gerekiyor. onun altını çizmek lazım. Hep bunu söylüyoruz. Yani kişisel sohbetlerde verdiğimiz sosyal medya eğitimlerinde işte pazarlama bir vardı. Neydi işte? Eskiden televizyon izlerdik. Tek yönlü mesaj. Şirketler ne mesaj verirse onu almak zorundasın. Başka şansın yok. Ama işte bu interaktif iletişim başladıktan sonra yani pazarlama ekip dediğimiz dönem sosyal medya. Onlar da mesaj veriyor. Sen de mesaj veriyorsun. Ve burada aslında en önemli şey bence şirketlerin dikkat etmesi gereken şey dinleme. Yani eskiden şirketler hala da var bazı şirketler. Deliler gibi para yatırırlardı. Pazarlama şirketlerinde. Neyi araştırırlardı? Müşteriler benim aklımda ne düşünüyor? Veya müşteriler bu ürünün karşısında nasıl davranıyorlar veya Aynen benzer öyle. ürünler karşısında nasıl davranmışlar, Aynen öyle. nasıl tepkiler vermişler. Kesinlikle burada Sosyal medya, Facebook. bence CRM'in müşteri ilişkilerinde hani hem maliyetleri düşürebilecek bir yalan olduğunu düşünüyorum. Hem de değerlendirilmesi gereken bir yalan olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle işte e-ticaret sitelerinde anlık şikayetin olabildiği bir noktada. Geçenlerde başıma güzel bir olay geldi. Onu da hazır Anlatsana. değinmişken bahsedeyim. Morhipo'yla bir alışverişte sorun yaşadım. Daha sonra yani gerçekten güzel değerlendiren bir marka olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık tweet attıktan sonra 20-25 saniye içerisinde
çağrı merkezinden değil, gerçekten müşteri tarafından bu iş sorumlularından bir tanesi iletişime geçti. Ve çok hızlıyken, gerçekten bir daha alışveriş yapmayacağım diye düşünürken bir anda bunu tersine çevirmeyi başardılar aslında. Bu Bu sosyal arada medya sayesinde şeylere oldu. bakıyorum, tweetlere bakıyorum. İnanılmaz güzel tweetler var. Demek ki ilk program olmasına rağmen sevenler bizi boş yalnız bırakmamışlar. Ve güzel mesajlarla bizi destekliyorlar. Teşekkürler Teşekkür ediyoruz buradan. arkadaşlar. Aynen. Ki yani Tweetlerinizi okuyoruz çok hepimiz. fazla duymadım ben. Yani ilk program olduğu için biraz daha zaman geçsin. Biz de üstümüzdeki heyecanı atalım, Evet, formatı kesinlikle. oluşturalım. Birazcık açıkçası üstümüzde bu projeye başlarken hani ilk program için söyleyebiliriz. Biraz stresi vardı. Artık bir soru bundan sonraki programlarda artık hani gelip Aynen. bilgisayarı açıp Hangout'a bağlanıp Aynen. bir sohbet edebileceğimiz noktaya getirebileceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aslında evet, o nokta güzel. Yani şirketlerin bir takım yazılımlarla, sosyal medya ajanslarıyla, sosyal medyada benim hakkımda müşteri ne düşünüyor? Hangi ürünü beğeniyor, beğenmiyor? Belki de çıkaracağı bir ürün hakkında çıkarsam mı, çıkarmasam mı? Oradan o reaksiyonu ölçmesi ve ona göre hareket etmesi çok önemli. Kesinlikle. Ve yani artık bir müşteri, yani bir şirket için müşterilerine ne düşündüğünü bilmesi çok çok önemli. Yani ve kimse öyle bir favori yapmıyor. Yani bir yerden şikayetçiysen ne yapıyorsun? Daha oradan alışveriş şey yapmıyorsun. Yani çok böyle bilinçli ve o markayı seven insanlar belki şikayet ediyor ama hani genellikle insanlar etmemeyi ve hani kötü sözler sarf edip tamam diyor, bir daha alışveriş şey yapma. Arkadaşlarına anlatıyor. İşte bir kişiye anlatıyorsun, beş kişiye yayılıyor falan Kesinlikle. derken. Aslında Facebook ve Twitter biraz arkadaşlarını aldatmanın bir yolu ya. Aynen. İnsanlar sadece iyi deneyimlerini anlatmıyorlar tabii ki. Tabii. Her ne kadar iyi şeylerden bahsetseler de kötü şeylerden bahsetmeyi daha çok seviyorlar. Yani Aynen öyle. bu böyle bir nokta var ve bu dikkat edilmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum. Şirketlerin bu konuda ne kadar hızlı olduğunu düşünüyorsun? Mesela senin anlattığın örnek çok hızlı ve güzel bir Kesinlikle örnek. çok iyi bir Mesela örnek. ben bazen Facebook'ta search yaparken bakıyorum. İsmini vermeyeyim. Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden bir tanesi. Mesela ben bir arkadaşım orada bir comment yorum yapmış ve olumsuz bir yorum. ...50-60 tane yorum var, kötü yorumlar ve bir 3 ay olmuş. Yani ilk yorumdan son yoruma kadar ve Her gün X cevap yok. yetkili gelip de yani arkadaşlar ya da Ahmet Bey, Mehmet Bey, Ayşe Hanım sorununuz çözülüyor diye bir şey yok. Ben Tabii. de direkt öyle bir intiba oldu ki oradan hayatımda şey Kesinlikle. yapmam. Şimdi orada şöyle bir durum var bence. Hani sosyal medya iletişim kurmak derken bu sadece şey demek değil. Bazı firmaların bu şekilde yönde bir anlayışı vardır. Sadece cevap vermek. Yani mesajınız bize ulaşmıştır demek değil aslında. Buradaki esas nokta mesajınız bize ulaşmıştırdan sonra yani bu artık ajanstan veya mesaj okuyan kişiden geldikten sonra geri dönüş, olay aslında biraz buradan sonra başlıyor. Kesinlikle. İçeride bunu çözmek çok önemli. Yani orada ben cevap vermek evet önemli ama o cevap verdikten sonra bu konuyu çözmediğiniz zaman olay daha da büyüyor. Bu yüzden hani bu tür şeylere arkadaki operasyonlarda da, yani ben de sosyal medyayı şirketin her biriminin Kesinlikle. çok iyi anlayıp en iyi şekilde analiz edip buna uygun süreçleri hazırlaması gerekiyor diye Peki mesela düşünüyorum. bazı şirketlerde görüyorum. Bazıları böyle tamam çok profesyonel ve bu işi bilen sosyal medya ajansına veriyor ya da kendi içerisinde bir ekip kuruyor. Çok da güzel yönetiyor. Ama maalesef Türkiye'de görüyorum, belki dünyada da vardır örnekleri. Adamlar sırf 3-5 lira daha fazla vermeyeyim diye kendi işlerinde bunu yapmaya çalışıyorlar. Yaparken de yüzlerine, Üzerine gözlerine uğraşıyorlar. Ve bulaştırıyorlar kesinlikle. hatta 3-4 ay önce böyle bir bilinen bir hastane grubunun elmini yanlışlıkla kendisinden atacağı mesajı hastane hesabına atıyor. Özlemiyor. Özelimle çok Millet var olarak dalga geçiyor. markasında. Aman özlemeyen bizi hastane. Yani çok komik bir şeydi Kesinlikle. ya. Markasını gene vermeyelim. Bir bankanın da Aha. başına gelen malum şeyler Ya var. maalesef. Maalesef Ne ancak öneriyorsun? ne öneriyorum? Bu hatalar şöyle söyleyeyim. Tabii ki hata yapmak her bir işin var. Mutlaka. Bildiği iki hata yapmak önemli. Ama Hata adam yaptığın zaman özledim diyor ya, hastanenin elini yani. evet belki bir şekilde orada özür dilerim. Aslında orada bir şekilde yanlış bilgiyi belirtmek daha Şeffaf. fazla artmasına, şeffaflık Şeffaflık, doğru. kesinlikle daha önemli diye düşünüyorum. O da önemli bir şey yani. Kesinlikle önemli. Biraz şirketler de korkuyor ya. Mesela böyle bunu gözlemliyorum. Bir arkadaşımla konuşuyorduk işte aylar önce. Ya sosyal medyada olalım olmayalım. Dedim ki neden korkuyorsunuz? Ya dedi işte müşteriler şikayetlerini yazarsa falan. Dedim, burası şeffaf bir ortam. Yani tabii ki şikayetçi Aslında olacak. şey var orada yani Sileyim mi diyor. Ya dedim sindir mi yani sen o orada olmasan da
Aynen. Sen orada yok olabilirsin, olmayı seçmiş olabilirsin. Ama senin müşterin orada. Aynen. Bunu engelleyemez. Senin seçimin orada olup olmama. Ama müşterin konuştuğu kişiler orada. O Kesinlikle. yüzden onlar oradaysa bunu engelleyemiyorsan zaten engelleyemez. Ve senin hakkında konuşuyorlarsa o zaman tek ortaya tek bir çözüm kalıyor. O da onlarla konuşmak. Doğru. Müşteriler her zaman sosyal medyada, her zaman Facebook, Twitter'da Aynen. onlarla bir şekilde konuşmak artık bir hani zorunluluk haline geldi. Bunda Kaçış yok ya bu işte. kesinlikle kaçış yok. Zaten bunu defalarca da getiriyoruz. Belki bu konuda, bu konuda diyebilirler ki bu sürekli dile getiriliyor ve artık bir rant konusu oldu denebilir. Ama gerçekten hala daha bu işin farkında olmayan birçok işte kişi var, Aynen. insan var ve marka var. Kişiler açısından da aynı şey Aynen. aslında geçerli diye düşünüyorum. Sevgililer günü geliyor. Abi ne düşünüyorsun? Bir Sevgililer günü hakkında. tekrar bir hafta değil tabii ki. Bizim açımızdan inceleyeceğiz konuyu. Sevgililer günü geliyor ve ben şimdi... Internet şirketleri nasıl böyle bunu bir fırsata çevirip gol atabilir? Hani sizin mailing sistemlerini de sunuyordunuz. Hatta akıllı Aynen. mailing sistemlerini de sunuyordunuz. Aynen. Şimdi mesela geçen gün Ne yapabilirler? bir şeyin yayınladığı bir infografik bir şey vardı. Çiçek sepetinin. Çok da güzel bir çalışmaydı. İnsanların yaptığı alışverişleri hangi günlerde en fazla? Anneler günü, babalar günü, işte sevgililer günü. Babalar günü yalan bir kere. En düşük hediye alınan gün. Yani biz bir gün baba Evet. olduğumuzda yalan. Kimse hediye alınan. Anneler de yalanmış, onu da gördük. Sevgililer günü en çok alışverişin yapıldığı dönem. Yani şu önümüzdeki 14 gün, 15 gün e-ticaret şirketlerinin en fazla ciro yapacağı dönem. Ve şu anda biliyorum ki, çünkü çoğuyla kontak halindeyiz. Deli gibi çalışıyorlar. Operasyonel tarafta, satış tarafında, pazarlama tarafında. Benim nazihane biz bugün hatta böyle mevcut müşterilerimize bir takım önerilerde bulunduk. Ama hani kısaca paylaşmak gerekirse bir kere Tabii çok. reminder mail dediğimiz, hatırlatma maili yapmaları lazım. Yani şimdiden hatırlatmasınlar. Sevgililer günü yaklaşıyor, hediyenizi aldınız mı? Çünkü çoğu şirket, herkes, rakip sonuçta bir sürü e-ticaret şirketi var. Rakibe kaptırmadan şimdiden ve insanlar para harcamaya başlamadan şimdiden kampanyaya başlaması lazım. İkincisi, görseller çok önemli. İşte kalpti, balondu, şuydu, buydu, cümleler çok önemli. İyi bir subject yani başlık çok önemli. Yani insanların Kesinlikle. e-mail açması için. Ama bence daha önemli şey, segmentasyon önemli, ne bileyim işte A-B testingler önemli. Yani test yapıp hangi e-mail daha çok açılıyor falan filan. Ama bugünkü yaptığımız toplantıda, arkadaşlarla yaptığımız toplantıda şunu fark ettik. İki tane önemli şey. Bir, Türkiye'de insanlar %45-47 civarında bir hediye aldıklarında yanına çikolata koydukları. Bunlar istatistik veriler. Yani demek ki bir erken belki de yanına bir bundle dediğimiz işte bakın bunu da alınmışsın şeklinde bir çikolata, bir şeker, bir şey offer, bir şey teklif etmesinde fayda var. Çünkü belki 10 lira, 20 lira ama binlerce kişi satacağı için inanılmaz bir Kesinlikle. gelir. İkinci önemli şey, hafta içine geliyor Sevgililer Günü ve çoğu insan o hafta sonu tamamlayan Cumartesi Pazar kutlayacak bence. O yüzden insanlar yani e-ticaret şirketleri ya 14 Şubat'ta bitti tamam artık işimiz benim demesinler. Çünkü daha hala son dakika insanlar olacaktır. 15, 16, 17 Şubat'ta hediye alacak. Burada %30, %25'lik bir kesim olacak. Belki %40'lık özellikle erkekler tarafında. Kadınlar biraz daha hassastır, daha programlıdır, planlıdır. Belki şimdiden bile hediye almışlardır ya da düşünüyorlardır. Belki o tarz vardır. Erkeklerse son dakikayız yani biz. Erkekler son dakikada alacağı için bence 14 Aralık, 14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat yani o 2-3 günde yine e-posta göndererek insanlara tetiklemelerinde fayda var. Yani şu sevgililer gitmedi işte ya da unuttum hediye almayı gibi başlıklarla son dakika alışverişini %25, %30'luk oranı da döndürürlerse alışverişi inanılmaz güzel gelirler. O yüzden şimdiden bütün e-ticaret şirketlerine başarılar diliyorum. Kesinlikle. İnşallah bol bol ciro yaparlar, bol bol e-posta gönderirler. Hepimiz güzel paralar kazanırız. Kesinlikle. Ama akıllı e-mailler gibi önemli yani. Segmentasyonda mesela şey yapmaları öneririm. Geçtiğimiz sene Sevgililer Günü'nde alışveriş yapan müşterileri varsa onlara bir jest yapsınlar. Hatırlasınlar. Geçen sene bir sene alışveriş yapmışsınız. Bu seneki Sevgililer Günü'nde de yaparsanız size %20 indirim mesela. Biraz da şey de Kesinlikle. önemli. Hani müşterinin ruhunu okşamak mı diyeyim? Yani özel hissettirmek. Yani adam da aa Her diyecek. sektörde olduğu gibi Nereden aslında. Bu hatırladı? sadece Aynen. işte tarafta da Aynen. değil. Her sektörde böyle bir şey var. Özel hissetmek istiyor insan Sizin özel hissettiğiniz zaman zaten
Dolara davet daha ediyor. o müşteriyi ayrılıyor. Markaya daha fazla sempati duyuyorsunuz. Hediye özentisi var mısın? Benim yok abi. Senin araba eşit var. Biz de yani zaten evlendik yani sevgililer. Biz her gün sevgililer. Ama biz yoktur şu an. Bilmem. Bekler diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle değil mi? O kadar daha bekler. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Peki haftanın trendleri neydi? Hiç gözüne çarptın mı? Ben Galatasaray'ın yaptığı zaten malum kulüp futbola dönüyor. İnanılmaz transferler yaptı Galatasaray. Onlarla bu hafta Tite, Drogba, Zaten Türkiye tribünleri birazcık Türkiye tribünleri birazcık futbol Schneider. belirliyor aslında. Niye ya? Ben sevmiyorum. Yani evet ben de takım seviyorum. Ben de takım tutuyorum ama Şöyle yani baktığınız zaman Murat abi, 70 milyon insan işte 20 milyonu Galatasaraylı, 1 milyon da Fenerbahçe'nin olsa, ayrı koymuyorum, Galatasaray olmadan. Baktığınız zaman gruplar çok büyük gruplar. Bunların da en az %5'in %10'un gerçekten fanatik olduğunu düşünürsen, hani bir TT olmak için yeterli kapasite taraftar gruplarında var. Özellikle de birebir konuşmalarda bile çok kararlı konuşmalar olduğunu düşünürsen, internette bu konuşmaların hararetli daha da artabiliyor. İnsanlara kendini gösterme, daha çok kişiye ulaşma dürtüleri de buna eklendiği zaman Türkiye'deki bu taraftarlık duygusunu gerçekten TT'lerde sen hissedebiliyoruz doğal Galatasaray'sın, olarak. ben Fenerbahçe'nin güzel bir kombinasyon oldu. Ben öyle fanatik değilim. Fanatikliği bıraktık zamanında. Ben bazı tweetlere inanılmaz gülüyorum. Yani Fenerbahçe lehinde, aleyhinde olsun yani. O kadar bazı güzel esprili sözler oluyor ki. Yani geçen gün hatta bizim Ankara Koleji'nden bir arkadaşımız Galatasaray'a koyup şey yazmış Facebook'ta, Twitter'da değil de. İşte şimdi Galatasaray çok bomba transferler yaptı ya, Fenerbahçeliler de böyle kaldı yani. Ne oluyor, biz transfer yapamıyor muyuz falan. İşte Kadıköy'de görülen bir salgın var. Lütfen bunu üstünüze almayınız. 2 gün sonra geçecektir. İşte hani Galatasaray'ın transferleri hani şey yapmış olabilir. Alınganlık şey falan. Alırken. Ondan Sizce sonra... Fenerbahçeliler varsa bu arada, Fenerbahçe'nin çok güzel transferler yaptığı dönemler oldu. Onları Oldu. değil tabii. Beşiktaş da bugün Nihat'ı mı almış? Bizim eski Fenerbahçe futbolcu. Duymadım, Tweet'i olabilir. olmuş galiba. Dönüyordu Twitter'da. Gerçi Belki tweetler dönüyor. netleşmemiş olabilir belki. Vallahi güzel tweetler geliyor. Çok teşekkür ederiz herkese. İzliyoruz. Çok Bu arada keyifli de. Facebook'tan da aynı şekilde yorumlarınızla bizimle birlikte oluyorsunuz. Güzelmiş ya. Gece kahve itibariyle bence artık Twitter'dan sorular alıp cevaplayabiliriz. Veya Kesinlikle. Hangout'un şöyle bir şansı da var. Bizim yanımızda olmayan kişiler de bizimle sohbete katılabilirler. Konuk olmak için. Konuk olmak için aynen. Ofislerinden bize konuk olabilirler. Bu arada gece kahvelerden itibaren yani yavaş yavaş kendimize ayırdığımız süre de yarın olmadığımız için kendimize bizim ayırdığımız süre de sona doğru Aynen. yaklaşıyoruz 2 dakikamız aslında. kaldı. Senin hangi web sayfasından takip etsinler? Evet, onları da söyleyelim. Hem Lütfen. de gelecek programda neler yapacağız ve bir sonraki programlarda neler yapmayı planlıyoruz, ondan da bahsedelim. Benim Twitter profilim twitter.com/Çağrı Erdoğan'da. Ben de iletişime geçebilirsiniz. Çok güzel. Murat abi senin üzerinden iletişime Aynen. geçelim. Murat Erdoğan. Facebook.com/Murat Erdoğan'dan. Facebook'ta da, Pinterest'te de, LinkedIn'de de hepsinde Murat Erdoğan bitişik. Web sayfam da aynı. muraterdoğan.com. Her türlü konuda yazıyoruz. Destek olursanız seviniriz tabii ki. Kesinlikle. Digitalks'u nereden takip edeceğiz? Bir sonraki programımıza nereden ulaşacağız derseniz www.digitalks.org adresinden Zaten veya burada şeyimiz var. Ne güzel logomuz da var yani. evet Logoyu bile kapattım ben biraz ama. şu anda Gözüküyor. daha net gözüküyor. Aynı zamanda Facebook'tan da iletişimde oluyoruz tabii ki de. Dijital üzerinde bir program grubunda dijital olma şansımız yok. Orada da yine facebook.com/digitalks.tr adresinden bizi takip edebilirsiniz. Gelecek Digitalks.tr Digitalks.tr facebook.com/digitalks.tr adresinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda siz neler bekliyor olacak? Henüz kurduyu açıkçası belirlemedik. Sürpriz diyelim biraz Sürpriz arkası diye. yarın ama startuplara gireriz. Türkiye'de inanılmaz yeni kurulan internet şeyleri Kesinlikle var. girişim hikayeleri Hatta belki var. ilerleyen zamanlarda birilerine konuk alabiliriz. Kesinlikle böyle bir düşüncemiz var. Hani sadece sizi göreceğiz burada derseniz zaten bizi görmeyeceksiniz. Evet, iki Aynı erkekten daha zamanda iyi olabiliriz. Belki kesinlikle. girişimde. Sektörden tanıdığınız ah bir televizyona çıksa dediğiniz kişileri İnsanlar. evet, Digitalks'a Nereye atsın mail sana? çıkartacağız. Bu kişiler nereden bize Twitter'dan ulaşabilirler? mı, mail mi atsın, ne istiyorsun? Twitter'dan da ulaşabilirler, Evet. mail de Çok atabilirler. güzel. Digitalks.org sitesi üzerinde iletişim adreslerimiz de var. Bize oradan Teşekkür ederim. ulaşabilirsiniz. Son sözün.
Son sözüm. Güzel oldu ama değil mi? Heyecan meyecan kalmadı Evet, yani. gerçekten öyle. Bir Biraz. dahaki de daha güzel, daha bizim ilk böyle ilk dakika heyecanlarını yaşamadığımız bir program olacak diye Ben heyecanlı düşünüyorum. değilim. Sen heyecanlı mısın? Ben biraz heyecanlıydım açıkçası. Yani Ha, güzel bir heyecan. güzel bir proje yani, kesinlikle. İnşallah daha da güzel programlarda görüşmek üzere diyelim. Kesinlikle. O zaman programımızı burada sonlandırıyoruz. Evet. Haftaya Perşembe aynı saatte saat 7'de birlikte olmak üzere. Herkese iyi akşamlar diyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Amerika'dan izleyen arkadaşımız varsa da iyi Olabilir. öğrenler. Günaydın veya iyi Günaydın. öğrenler 12 diyoruz. saat. Teşekkürler. O zaman Desteğiniz için. kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bay bay.